Şu ibre %100'e geldiğinde o kadar çok eğleneceğiz ki çocuklar. Ha, yani aslında o kadar çok eğitileceğiz ki bu yeni deniz kaplanı simülasyonu dünyanın en gerçekçi ve güzel deniz simülasyonu şu anda. Evet, tabii ki. Araştırma. Arr! Çok heyecanlanıyorum. Gemi videosu oyunu hala yüklenmedi mi yoksa? Arr! Ha, benim adım Kaptan Deniz Maverick olsun. Ginger, bu çok saçma bir isim. Ayrıca ben seçmiştim zaten. Neden bu bilgisayar çok yavaş yüklüyor? Şimdiye kadar yüklemiş olması gerekirdi. Evet, bir internet borularını taşla mı doldurdu? Şu an yavaş yüklüyor çünkü bu gerçekten çok büyük yer kaplayan bir program. Bu simülatörler gerçek hayatta bir kaptanın yapması gereken tüm hareketleri size simülasyonda yaptırıyor. Dünya okyanuslarının akıntı hızı, gece denizin hava koşullarının tahmini. Çok sıkıcı. Ben dümeni kullanmak istiyorum ya. Hayır. Yükleme yeniden başlatıldı. Yükleme ibresi 0. Yükleme bitişi çok saat sonra. Konuşan Tom ve arkadaşları. Çok yaklaşmıştık. Artık tamamlanması sonsuza kadar sürecek. Aslında tam olarak 8 saat sürecek. 8 saat boyunca bilgisayarı izleyeceğiz. Çünkü artık hiçbir programın yüklenmesine engel olmamalı. 8 saat mi? Size bol şans. Ben bu akşam Angela ile bir film izleyeceğim. Yani sadece ben ve Angela. Biliyorum, büyük hareket. Bir şeyleri başlatabilirim. Demek istediğim, senin burada kalman lazım. Tamam, ben burada kalamam ki. Benim oyuncu geleneksel flash disk kapışmasına biletim var. Mavi USB mi yoksa kırmızı USB mi kazanacak? Evet, kesinlikle. Açıkça bu yarışmayı kaçıramazsın dostum. Evet, belki de 8 saat boyunca kimse makineye dokunamaz. Yükleme yeniden başlatıldı. Yeniden, gerçekten. Siz ne yapıyorsunuz? Ginger! Ne? Korsan atlayışıma çalışıyordum. Böylece oyun oynarken hata yapmayacaktım. Yanlış bir şey yapmışım gibi bana kızmaya kalkmayın. Angela ile olan randevumu asla kaçırmayacağım. Ama biz yokken bu makineye kimsenin dokunmamasını sağlamak oldukça zor olacak. Bunu gayet sorumlu bir şekilde halledebiliriz. Hank ve Ginger'ı buraya oturtup onlara neden bilgisayarlara dokunmamaları gerektiğini anlatırız. Yani demek istediğim, önümüzdeki 8 saat boyunca sen ve sen bilgisayara asla dokunmayacaksınız. Herhangi bir sorunuz var mı? Bilgisayarın arkasına dokunabilir miyiz? Hey, daha şimdi ne dedim ben? Tüm bu dijital şeylerden anlamıyorum. Ben hacker değilim. Çocuklar, eğer bu programı bu akşam bilgisayara indiremezsem iş programımızda inanılmaz derecede geride kalmış olacağım. Yerin işe göre birileri tüm en yüksek puanları kendine saklamak istiyor. Bu gerçekten benim yapacağı bir şey. Bunu anlayamayacaklar. Tamam, gitmeliyiz. Reklamlar başlar ve sonraki filmlerde heyecanlanmak istiyorum. Tamam, beni takip edin. Size bilgisayardan uzak durmanızın gerçek sebebini söylemedik. Çünkü sizi gerçekten korumak istiyorduk. Ama korkarım ki söylemem gerekiyor. Gemi kaptanı simülasyonunu indirmeye başladığımızda bir şey keşfettik çocuklar. İyiymiş. Çok korkunç bir şey. Hayır, olamaz. Büyük sakallı korsan hikayesini hiç duymuş muydunuz? Büyük sakalı olan adam mı o? Evet. Hayır, onu hiç duymadım. Zamanının en cesur hırsızlarından biriydi o. İnsanlar onun ismini hafızalarına kazımışlardı. En uzaktaki adadan en yakındaki adalara kadar. Vay canına. Tom, sen ne yapıyorsun? Bir fırtınalı günde büyük sakal yaşlı bir deniz cadısı tarafından kötülüğe bulaşmıştı. Korsanlık günlerinin bittiğinden emindi. Hazinesini kimsenin bulamayacağını düşündüğü özel bir yere gömdü. Tam buraya. Vay canına. Tam da bu garajın altına gömdü. Garajın altında hazine mi var? Hemen bir kürek bulalım. Yerinizde olsam bunu asla yapmazdım. Çünkü büyük sakal eğer korsanlardan biri onun hazinesine dokunursa geri dönüp onları da korsan hayaleti olarak etkisine alacaktı. Ama ben gerçekten korsan değilim. O yüzden hadi kürek getirin. Hazine, hadi bulalım. Bilgisayarıma bir gemi kaptanı simülasyonu yüklediğim için ona dokunan herkesin gerçek bir korsan olduğunu düşünüyor olmalı. İnanılmaz. Bu doğru. Kesinlikle aynı şeyi düşünüyor. Bilgisayara dokunan herkes elinde sonunda korkunç bir kötülükle karşılaşabilir. Ama ben dümene dokundum. Ben de dokundum. Daha önce siz ikiniz bakmıyorken. Öyle mi? Peki, belki de hayalet korsan fark etmemiştir. Şimdi yapılacak tek şey kaldı. O bilgisayarı yok etmek. Hadi parçalayalım. Ne? Hayır. Tek yapmanız gereken bilgisayardan uzak durmak çocuklar. Uzak durursanız hayalet sizi rahat bırakır. Bu kadar. Bunun yeterli olacağını nereden biliyorsun? Hayalet.
Eğer söylediğim mantıklı geliyorsa bize bir işaret ver. Bilgisayara dokunmayacağız. Söz veriyoruz. Çok korktular. Hikayeyi anlattığımız için neredeyse kendimi kötü hissedeceğim. Flash disk kapışmasına gitmek istemiyor musun yoksa? Tabii ki istiyorum. Bu nasıl saçma bir soru böyle? Bilemiyorum. Sanki bilgisayara dokunmamaları için daha kolay bir yol bulunabilirdi gibi. Var mıydı peki? Hiç sanmıyorum. Biraz düşününce belki de yoktu. Önemli olan tek şey hepimiz istediğimiz gibi dışarı çıkabiliyoruz. Hiç sıkıntı yok. Garajda bir hayalet korsan varsa hayalet bir korsanla baş etmenin yalnızca tek bir yolu vardır. Çağının en ileri hayalet bulucu teknolojisi. Hayalet bulmak için ihtiyacımız olan her şeyim var. Çünkü ailemden doğum günüm için almalarını istedim. Zaten sessiz kalmam için bana devamlı bir şeyler alırlar. Hayatının en büyük kabusuyla tanışmaya hazır ol hayalet. Uluslararası Hayalet Kabusları dizisinde Jack Sauna da böyle söylüyor. Ginger, hayalet radarında ne var söylesene. Bu tarafa doğru gelen bir şey var. Büyük sakal olmalı. Tamam ama dikkatli olmalıyız. Jack ne zaman önünde bir hayalet olduğunu görse hemen arkasından mutlaka ama mutlaka bir şeyler olur. Onu vurabildik mi? Büyük sakal, bu gizemli evden hemen git, hemen. Onu vurabildik mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Evet, hayalet korsan bizden kaçtı. Tıpkı gerçek bir korsanın deniz polisinden kaçması gibi. Vay canına, gelebildik. Büyük gecemiz. Bir an gerçekten gelemeyeceğimizi sanmıştım. Hangi büyük gece? Daha önce de sinemaya gitmiştik. Evet, ama asla ikimiz değildik. Yani bizden başka kimse yok değil mi? O yüzden de şeye benziyor, randevuya. Hava soğukmuş değil mi? Patlamış mısın? Hayır, ben iyiyim. Teşekkürler. Kay biraz canavar kol seni. Olmaz. Önce ben kolumu koymuştum. Tamam, eşit olsun. Büyük buluşma. Pekala, hayalet kapanlarımızın altına birer tepsi limon yerleştirdim. Korsanımız ekşiyi sevdiği için onları yemeye çalıştığı anda onu yakalayacağız. Bu mükemmel bir plan. Hiçbir hayalet bizi yenemez. Büyük sakal, benim bilgisayara dokunduğumuz için üzgünüz. Biz gerçekten korsan değiliz. Anlıyorsun değil mi? Korsan! Sen yukarı nişan al, ben aşağıya. Ben her yeri nişan alıyorum. Ben bu hayatımın en güzel gecesiydi, en güzel. Bana mı anlatıyorsun? Ben bebekler gibi uyudum. Ne? Flash disk kapışmasına gideceğini sanıyordum ben. Evet, gittim. Oradaki biri bilgisayarına takılan bir yastığı gösteriyordu. Üzerinde yatarken iş e-maillerini okuyabiliyorsun. Çok rahatlatıcıydı. Tamam, o zaman bende de şu var. Angela ve ben aynı kolluğu 15 dakika boyunca paylaştık. Nasıl? Güzel. Evet, Ginger ve Hank'e hayaletle ilgili yalan söylemeye değdi bence. O ikisine yalan söylemek gerçekten de müthiş bir fikirdi Tom. Ve en iyi yanıysa hiçbir kötü getirisi olmayacak bu yalanın. Çocuklar, burada neler oluyor böyle? Büyük sakal geldi Tom, bizi ele geçirecek. Onu yok etmeye çalıştık ama sanırım daha da kızdırdık. Bilgisayarımı mahvetmişsiniz. Biliyorum, zaten onu en çok kızdıran buydu. Bu bizim suçumuz değil. Bizi kızgın bir hayalet korsanla bıraktınız. Hayalet falan yok ben. Sen bize hayaletten bahseden iki kişiden biriydin zaten. Bu doğru Hank. Hayalet falan yok. Benle birlikte bu hikayeyi uydurduk. Böylece biz dışarıdayken bilgisayarına dokunamayacaktınız. Ama eğer hayalet falan yoksa o zaman neden ampul patladı? Ve vazo neden kırıldı? Ve kayak niye düştü? Ben ampulü bir sapanla kırdım. Ve ben de vazoyu düşürdü. Değil mi ben? Beni rahat bırakın. Ve ben de geçen hafta kayağı düşürdüm. Ve geri takarken sağlam takamamıştım. O yüzden günde 5 kere düşüyor zaten. Tom, ben gerçekten...
Çok rahatladım. Tıpkı uluslararası hayalet kabusları gibi hepsi sahteymiş. Evet, onun gerçek bir hayalet olmamasına çok sevindim. Evet, çünkü banyo aynasına yazdığınız o yazı gerçekten de çok korkunçtu. Ne? Banyonun nesindeki yazı dedin? Gizemli olmanıza sevindim mi? Bunu ben yazmadım. Bunu ben de yazmadım. Çocuklar. Kaçın! Denizin kanunları her zaman geçerlidir.